Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Lancelot oynuyorum. Tek başıma girdim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bundan sonra bir tane daha Lancelot oyunu gelecek arkadaşlar. Onda da ilk sıralı mod daveti atanla oyuna girme olayı yapmıştım. Ama maç biraz durgun geçtiği için, onda da yine Lancelot oynuyorum. Maç biraz durgun geçtiği için bir tane daha önüne böyle atraksiyonlu bir video çekmek istedim arkadaşlar. W'muzu açalım. Mid'e gidiyorum tabii ki. Ki Lancelot çok güçlenmiş bu arada. Haberiniz olsun. Takımda Atlas ve Kufra var. Çok rahat hissedeceğim. Karşı ADC'ye de çok rahat ulaşacağımı düşünüyorum. Ki saflaştır girmiş. Çok güzel. Beni hiçbir şekilde etkilemeyen bir spell saflaştır. Fisk'e girseydi benden bir nebze belki kaçabilirdi ama şu an o ADC'yi çok rahat avlayacağız arkadaşlar. Şunu alalım. Mavi basmaya da giderdim de adamlar direkt maviden başladı. Hiç midi itmediler. Hiç gerek yok o yüzden atraksiyona. Gereksiz atraksiyona. Öbür videoda mesela başka türlü başlıyorum. Onda bakarsınız, izlersiniz zaten bundan sonra. Çok tanıdığınız bir isim davet atıyor bu arada arkadaşlar. Yani aslında tanıdığınız bir isim davet atmıyor. Arkadaşıyla davet atıyor. Yanında o var. Yani garip bir şekilde. Çarp atmayacağım buna. Ah, Q yetmedi. Şimdi ilk gideceğimiz yer aşırı önemli. Genelde herkes üste gidiyor Lancelot'la böyle şey yapıyor ama ben aşağı gideceğim. Çünkü Javit kırılgan bir kahraman, şampiyon. Ve ben 4 level oldum. Direkt kule altına gireceğim. Güzel. Ama bizimkiler çıkabilecek mi? Arkadan şeyler de buraya geldi. Aslında onların buraya geleceği belliydi ya. Baitlemeye çalışıyor şu an, bekliyorum. Yok, geri çıktı. Şunu alacağım arkadaşlar. Yengeç önemli. Bedava bırakmayacağım yengeci. O Rafael görüş atıyor. Aldım. Güzel. Çok güzel kestik ya. Şunu. Ben de özellikle şeyini almaya gittim de öldüremem bunu. Rafael iyi oynuyor. Tigrel'i de kesebiliriz. Evet, çok güzel. Tigrel kaçar. Artık kaçamaz aslında ama kesti bile bizimki. Ben orada Tigrel'i kesemez diye gittim ya. Şuraya gelmeleri lazım. Gassın gelecek. Gel. Gel abi, gel. Seri gel. Gassım teklemeye çalışabilirim. Bekleyebilirdi aslında da. Tamam. Oo, çok güzel tutuyor ya. Çocuk çok güzel tuttu. Aşırı iyi tuttu çocuk. Vallahi Kufra çok iyi oynuyor. Temiz oynuyor. Beğendim Kufra'yı ya. Bunu ADC'ye bırakacağım arkadaşlar. Normalde ben de alabilirim. Mid'de oynuyorum ama. Bilmem, o salarsa alırım. Salmazsa bırakırım. Saldı bana. Teşekkür ederim. Aslında salmazdı ama Lancelot güçlü diye salıyorlar. Şimdi biraz da Fly oynayacağım arkadaşlar. Rival'a oynayalım temiz. Gus'un maviye geliyor ama bende çarp var, alamaz benden. Küçüğü alıyor şu an Gus'un. Ortadaki küçüğü. Atla ona kardeşim, süpersin. Tut onu. Aga be, tutamadı çocuk. O çocuğu öldürtmeyeceğim ya. Güzel kestik de bizim çıkışımız var. Var. Buradan onları kesişimiz de var. Şuradan ADC'yi tutuşum var. ADC'yi şu an hapsettim. ADC hapsoldu abi. Oradan minyon gelmiyor. Sıkıntı o. Beyza basmadı arkadaşlar. Sesini almadım. Burada bir yerde. Beyza basmadı o. Abi Beyza sesi almadım. Nasıl oluyor iş? Vallahi Beyza sesi almadım ben. Ne alaka ya? Şimdi ADC gelecek gerçi, tamam. Minyonlar. Ya ben özledim aslında böyle tek atmayı da kesemedik. Of, kötü sattım. Kötü sattım, kötü. Biraz daha erken şeye girmem lazımdı benim çalıya, neyse.
Bizimkiler de ben bir sattım ya hemen sattı hepsi. Bak Tiribul attı ama Tigreal attı. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gas'ın mavi alıyor. Şansımı deneyeceğim ya. Ah. Neyse şu Yeldeniz kılıcı bir bitsin. Erken bir agresiflik yaptım az önce işte. Mavimi alıp direkt tamam Yeldeniz kılıcı bitti. Şunu direkt bir fulleyeyim arkadaşlar. Bizimki çok beleş öldü şu an. Nazar dedi çocuğa. Şeyin ultisini yemeyecektim de. Ah, salmadılar. Salsa Q sıfırlanacaktı. Neyse kaplumbağayı alabilirim aslında salarsa yine ama o istiyor tamam. Öldü o. Oyunu çok domine ettik biz ya. Adamın bilip bilmemesiyle bence alakası yok. Silvan aynen şey yap kardeşim ya da yapma çık. Çık 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 arkası geldi. Bait de diyecektim de. Yengeci alayım ben bari. Adam bana bırakıyor sanırım yengeci. Fly'ı kestiler. Kaçamaz o. Claude'dan kaçamazdı ya zaten. Adamın yapacağı bir şey yok. Karşı mavi alacağım şimdi. Al karşı mavi abi. Tigreal'e dikkat edin yalnız. Fiske ulti yapabilir. Fiskesi dönmüş olması lazım onun. Bizimkiler oynadı. Girmek zorundayım. Of iyi kaçtı adam. ADC şeye fokusladım. Öldü. Bunu da kestim. Adam şey öldü ha. Bir dakika. Ah be. Neyse bu maç atraksiyonlu oldu arkadaşlar. Bunu bırakabilirim ya. Alabilirsiniz bunu beyler. Silvana gel bakayım. Yardımsever bir insanımdır. Al abi onu. Al al Atlas sen al kardeşim. Alsana. Adamın önüne mavi bırakıyorum almıyor ya. İnanılmaz. Teşekkürler adamım diyor. Şey burada. O Javit de burada. Aslında Javit'i çok rahat kesebiliyor biliyor musunuz Lancelot? O yüzden ona oyun yapmaya çalışabilirim. Altı kayız. Umutsuzluk kasıyorum şu an. Aha Javit. Tam aradığım pozisyon arkadaşlar. Şimdi tam olarak avımı izlemek durumundayım. Evet avım burada base'e bastı. Burada değilmiş öbür taraftaymış. Yalnız kesebilir mi? Dakika. Ben şimdi onu ölme şeyi yapıyorum. Kendimi öldürme şeyi yapıyorum. Çok güzel. Bunda şeyim var, Q'm var ya. Gidemem de. Bak, geliyorlar kesin. Bana geliyorlar değil mi? Bak. Orada herkes orada. Onlar hepsi bana geliyor. %100. Biliyorum yani. Kötü oynadık ya. Onun base attığı yeri tahmin edemediğim için kötü oynadım bu arada. Kesti bizimkiler galiba. Yok. Of. Çok kötü attım şeyi. W. Ölüm atladı vurdum bir tane ama. Cana bak. O da bana vurdu. Mavisini alalım. Bir fly yaşıyor onlardan şu an. Güzel umutsuzluk da bitti. Bir tane şey çıkacağım arkadaşlar. Tek yememek için. Biraz çıkacağım.
ADC buradan geçebilir arkadaşlar. Muhteşem pusuladık adamı ya. Harbiden muhteşem pusu attık adama. Lord yapmamız lazım. Bizimkiler girdi. Claude durmaz zaten arkadaşlar. Kasılmış bir Claude durmaz. Ah! Yetişemedim adama öbür türlü. Ne bastı o? Psikiyattı değil mi o Javid? Evet o Javid kesinlikle psikiyattı arkadaşlar. Benim ultimin yetişmesi lazımdı çünkü ona. Şuradan şuraya psikiyattı. Ölmedi mi? Ölmedi. O adamı öldürtmeyin be. Abi. Ölmek için çok gencim. Da takım arkadaşlarımı da hiçbir şekilde satmayı sevmem. Mavi çıkıyor. Benim diğer mavi kimse niye almıyor ki ya? Kufra oyundan mı düştü? Evet. Siz girin ben toplayacağım. Claude eğer fedakarlık yapıp ultisini atarsa belki de bana penta bırakabilir. Fedakarlık yapması lazım Claude'un. Başka şansımız yok zaten. Atlas biraz kötü mü? Abi ultimi attırsaydı ya. Ya ultimi attırmadı orada. Ah ultimi attırsa var ya. Güzel. Evet, öbür videoyu da artık bunun sonuna koyarım arkadaşlar. Bugün paylaşırım. Hasara falan bakalım. Claude'da kaldı MVP muhtemelen. Bu maçtaki yani puan daha fazla çünkü önceki videodan. Onu daha önce çektim arkadaşlar ama bunun sonuna koyacağım. Özlemişiz ya. Lancelot'u vallahi özlemişiz. Gayet de güçlü yani. Şöyle bütün takım arkadaşlarımı da like attım. Hasarımız da güzel. Claude'un hasarı muhteşem zaten. Diğer videoya geçelim arkadaşlar. Hiçbir kurgu yok o videoda da. Tamamen o tanınmış kişi takımdaydı yani. O şekilde girdik. Like'ınıza talibim bu arada. Keyifli seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet. Sıralı moda gireceğim. Lancelot oynayacağım. Ve bunu ilk sıralı modu daveti atanla yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle rastgele girmeyi seviyorum. Böyle random birinden davet gelip onunla beraber oynamayı seviyorum. Bu arada önceden oynadığım bir arkadaştan geldi. Aha Murat var. Tamamen şey arkadaşlar, plansız, kurgu yok. Murat Dursun'u tanıyorsunuzdur. YouTube kanalı var. İnanılmaz. Yine inanılmaz bir davet. Zaten bu serinin davetleri çok değişik oluyor ya. Da Lancelot oynamam, yani oynamak istediğimi belirteceğim. Genelde beraber girerdik bu arkadaşlarla. Murat ve diğer arkadaşlar. Öbür arkadaşın adını bilmiyorum ama bayağı giriyorduk yani. Şimdi Lancelot'tan bahsedeyim arkadaşlar. Lancelot çok güçlendi. Hasarı belli bir yüzdeyle artmış. Bir de 7 denizin kılıcı itemini çıkıyorsunuz. Pusu moduna gelince yani pasif özelliği aktif olunca o itemin bayağı bir çok vuruyor yani kısacası. Son iki maçım da Lancelot arkadaşlar. Biraz elimi ısındırdım. Ondan sonra dedim videoya geçeyim. Onları da Yağız'la oynamıştım. Build'i falan da gösteririm şimdi hatta. Lancelot build'ini. Pick ekranı falan da görün. Şimdi ilk pick
Bizde arkadaşlar takım ne istiyor bakayım hemen. Aslında ilk pick bizdeyken hani ben Valir falan banlayabilirim çünkü Grok almaya çalışacağız. Neyse banlayayım. İki pick'te karşıya kalacağı için Valir almalarını istemiyoruz. Yani ilk pick'ten de Valir bana saçma geliyor. Onlara iki pick. Böyle güçlü pick'leri bırakmak kötü oluyor bence. O yüzden Valir'i banladım. Ben Lancelot oynayacağımı belirteyim de. Lancelot alacağım belirledim. Isındım çünkü gerçekten güzel. Bakalım sıkıntı çıkaracak kimse yoksa al Yalçın tıplarım demiş. Adamsın be. Atlas banlıyorum demiş. İlk pik bizde. Bizden herhalde hiç Atlas yok. Bilmiyorum yani. Mesela Atlas'ın burada banlanmaması lazımdı. Niye Grok banlatıyor? Murat da Grok banlattı. Bu iki pik aslında ilk pikten alınabilirdi ama Fly da banlanmış. Biz herhangi bir pik almayacağız galiba. İlginç oldu bu biraz. Tuhaf geldi bana. Bu arada arkadaşlar ben bir haftadır video atmıyorum biliyorsunuz. Yanlış anlamayın ya da endişelenmeyin. Bir 3-4 gündür gerçekten hastayım. Yani çok kötü hastayım. Öksürükler falan filan. Yanlış anlamayın. Korona da var şu an ülkede ama hani ben bütün tedbirlerimi zaten aldım. Hani herhangi bir sorunum, sıkıntım yok Allah'a çok şükür. Hiçbir problemim yok yani. Olsun ya. Normalde şu an link alınması gerekiyor da. İstersen üst lane al. Ben mavisi oynayacağım ya. Yapacak bir şey yok. Biz mavisi oynayacağız arkadaşlar. Bu elde de Lancelot'u mavisi oynarız. Bedava falan diyorlar. Tabi Yalçın video çekiyor ya kesin. Böyle şeyler yaşanır yani. Ya şu an hiçbir sıkıntım yok yani arkadaşlar iyiyim. Çok şükür soranlarımız var. Merak edenlerimiz var. Endişeye mal olacak bir durum yok. Lolita Franco. Güzel pik. Zaten hiçbir tank kalmamıştı. Ben Lancelot'umu alabilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güçlü. Yalnız şu an hani AP hasar ihtiyacımız var ama yani işte ben Lancelot ya şu an aslında takıma Lancelot gitmez biliyor musunuz? Şu Ling'in kalması bütün dengeyi, bütün olayları, her şeyi bozdu. Hani mavisiz bile oynamama rağmen alacağım şimdi arkadaşlar. Sonuçta videoya girdik. O kadar ilk davet edenle oynama serisi diye şey yaptık. Ya illa ki sonuçta almam gerekiyordu. Ama eğer ki karşıdan AFK'dır, fit olan falan varsa zaten ben böyle bir sürü video çekemediğim var arkadaşlar. Karşıya geliyor adam. 3. dakikada AFK sur. Yani ya da ne bileyim AFK kalmaz. Adam Lyle alır 0-8 gider. Ben o videoyu size atmam. Saçma sapan işler yani. Bu maçta şey Murat'tan kili çalmaya çalışacağız. Çünkü Link de çok güçlü bir kahraman. O Cecilion geldi. Çok rahat ulaşırım Cecilion'a. Clint'e de çok rahat ulaşırım. Baya güzel. Bizimkiler biraz seri seçse ya. Hylos olabilir aslında. Yanıma. Ya da Diggy olabilir. Diggy aynen. Bak sanki hissetti ha. Hiçbir şey yazmadım. Bak Diggy'nin buraya çok güzel gideceğini hissetti gibi. Arkadaş. Çünkü Lolita'yı counterlar ultisini. Franco da herhangi birini şey yaparsa onu da counterlar. Almadı. Bakalım en son pick karşıdan ne geliyor? Ben Lancelot'a yeni başladım arkadaşlar artık bu sezon. Ama genellikle ben EU'da oynadığım için oyunu hani EU'da puan kastığım için bu Lancelot gibi hero'ları alamayabiliyorum. Selena kasıyorum şu an EU'da. Hangi kostümü girmemi istersiniz diye şimdi bir düşünüyorum. Şunu girelim. Bir de tesisatımı arkadaşlar sizlerle paylaşayım.
Büyülü ayakkabılar çıkıyorum. Yedinizin kılıcı. Ya mesela bu büyülü ayakkabıları karşıda böyle hard büyücüler varsa bunu büyü ayakkabılarına dönüştürebiliyorum arkadaşlar. Büyü direnci ayakkabısına dönüştürebiliyorum. Musluk kılıcı, bitmeyen savaş, Midas'ın kılıcı ve kıyamet kanatları. Bu Midas'ı da yine değiştirebiliyorum. Şeyle beraber korkunç silahla değiştirebiliyorum. Bu şekilde bakalım. Evet efendim. İstanbul No 3 Clint gelmiş. O kadar da kötü değilmiş. Öyle film biri dediler. Biz dört mistiyiz takımda. Bir tane arkadaşımız da efsane. Hadi bakalım. Şimdi dikkatimi çeken bir şey var mı? Bakayım. Cecilion çarp girmesi çok mantıklı olmuş bu arada. Çünkü aslında buna rağmen çalmaya gidebiliriz biliyor musunuz? Çünkü Cecilion minyonları itemeyecek. Ben daha seyriteceğim arkadaşlar. Yanında Lolita olacak muhtemelen Cecilion'un ya da Frank olacak. İkisi de çok ağır ittirecek yani. Yani ikisi de Cecilion'a çok ağır ittirecek. Benim yanıma çünkü kim gelecek biliyor musunuz? Hylos gelecek. O yüzden ben direkt itip karşı maviye pusabilirim ya da karşı maviyi onlar alırken çarpımla çalabilirim. Çünkü ben kendi mavimle zaten uğraşmayacağım. Ama şöyle bir şey var. Link tek alamayacak. Hani Link'in yanına illaki birinin gitmesi gerekecek. Ben tek kalacağım bitti. Bilmiyorum ya seri seri itersem giderim. W'mu açtım. Orman temizliği çıkalım. O değil de beklediğim olmadı. Tigrel geliyor saçma bir şekilde mi de şu anda. Çok saçma ya. Tigrel'in gelmesi aşırı saçma oldu. Bunlar direkt maviden başlamayacaktır. Kesinlikle minyonlardan başlayacaklardır ya. Aa maviden başladılar direkt. Harbiden adamlar direkt maviden başladı. Gel. Aa harbiden maviden başladılar ha. Hadi iki yap beni oyun. Güzel çaldım. Çok temiz çaldım bu arada. Şununla uğraşacağım hala. Şu küçükle. Bizim Granger de geldi zaten. Şimdi slow'u verdim. Hadi slow verdim ona. X bölgün hasarı çok fazla ya. Çok saçma bir erken hasarı var onun. Bakar mısınız? Alayımızı dürtüyor. O ne yaptı ya? Güzel ilk kan. Buraya oynar mıyım bakayım? Franco'ya dikkat Yalçın. Frankolar seni bitiriyor. Clint'e oynuyor. Aha. Bedava kill. Kaçmaya çalışıyor ama. Murat yakalayacak gibi. Hadi Murat şuna bir tane daha vursaydın be. Az daha Franco çekiyordu ha. Dediğim başıma geliyordu. Korktuğum başıma geliyordu yine. Şimdi buradan Clint'e de girebiliriz. Buraya da girebiliriz. Bence buraya girelim bak. Minyon da var sekerim. Neyse çık. Cecilion güzel double attı. Adamlar da kaşınıyor biz de kaşınıyoruz. Ben 4 level olmalıyım hemen. Flame shotları olmadığına dikkat ettim Allah'tan. Yoksa var ya tek flame shot'a yok olurduk. 4 olacağım şimdi buradan. Evet güzel. Buradan herhangi biri geçiyor mu bakalım. Küçüğe dalan herhangi biri var mı azıcık canıyla. Exburg'un pasifi var ya. Cık. Ama şuna girecek. Buradan dürteceğim pasifini alacağım. Adam girmedi ya. Kestim onu. Hop. Güzel. Canın az olduğunu zaten bildiğim için oraya gitme gereksinimini duydum da. Cecilion, sen benim başıma bela mısın? Murat geldi oraya. Da kesemeyecektir. Hasar yetmez şu an. Oo çok kötü şey tuttular onu da. Hasarımı verdim, yardım ettim, çıktım. Ultimle de burayı seri seri alayım, bir de çarp atayım. Küçüklerden biri çıksa da alsak. Bunlar da mid'e geliyor. Şurada durabilirim. Buradan sekerim kaçarım direkt zaten. Gelenden. Geliyor mu? Bakıyoruz. Gelen giden yok. Kendi görüşüm kendim veriyorum arkadaşlar. Red var ama çarpım yok ki. Çalmaya çalışacağım ya. Bu red çalmaya çalışılabilir. Bu arada şey güzel oynuyor Tigreal. Yaptığı hareketi gördünüz. Da ben seni satacağım gibi. Sende de fiske var da öyle de atmazsın kardeşim. İnanılmaz bir fiske at. Hemen geldiler. Bende vardı çarp. Çalabildim mi ben onu? Yok. Ucu ucuna. Görmediler beni. Bizimkiler biraz hasar çıkarırsa veririm de hasar. Cık. Bizim ADC çok rahat kasılıyor bakın.
Görüyor musunuz? Benim olduğum takımda var ya, bu ADC'leri falan hep unutuyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ibretlik bir tespit bu arada. Şurayı seri iteceğim hemen. Seri itme taktiğimi de özlemiştim zaten. Elinizde Lancelot varsa abi iteceksiniz seri. Çat. Temiz. Burada base atayım, hem buradan biri gelirse gösteririm. Bu canla da üste gitmek istemiyorum ya. Mid'de saçma bir fight. Oo. Tigral iyi topluyor gibi. Cecilion canı gram bile azalmamıştı. Şimdi azaldı. Onu kesebilirim. Minyonlar geliyor. Minyonlar geliyor. Cecilion bende arkadaşlar. Nice. Üste gideceğim şimdi. Aslında benim üste daha erken gitmem gerekiyordu da. Onlar çıkıyor mu? Yok. O Franco iyi görüş verdi. Bir tankın yapması gerekeni yaptı adam. Beni çekmesin. Abi beni çekti ciddi ciddi. Bana ult atmasın diye şey yaptım. Hemen şeye sektim var. Hop. Ah be, iki tane kill kaçırdım. Abi doşlayamadığım için ölmeyeyim ya. Of. Allah'tan vurdu ADC var ya. Bak bak bak, kesmeye çalışıyor. Aslında baitleyebilirim, bir dakika. Baitleyeceğim bizim ADC'yi de, ADC base atıyor. Aslında baitleyip kestirebilirdim onu. Bizim ne yapıyor? Murat. Murat ölecek galiba. Çalmaya çalıştı da. Şu karşı blue'yu çalmam lazım benim. Küçüğü alayım. Zaten onlar girmemiş. Ki ben gidip girdiğimde hata yapmış olurum. Onlar girecek çünkü birazdan oraya. Hadi. Zilyon geldi aslında. Görüyorum şu an. O yüzden girebilirim. Aldım. Atmak zorundaydım Q'umu da. O Hylos'u inşallah kaçabilir ya. Şöyle canı vermeye çalışayım ona. Q olsa var ya, ne oynardık buraya. Tamam, böyle oynayayım. Of. Abi. Adamı bir vurdum, şey direkt kesti. Hadi. Çok güzel. Bir kaplumbağamız var. Şu an ADC ile MVP kapışıyoruz ya. Yarışıyoruz yani. Ben yine Lancelot oyunu atarım arkadaşlar. Ve ulusal maçlar da gelecek. En önemlisi o aslında şu an. En önemli olay o aslında. Bu arada Turtle'ı bir dakika. Şu an beynim ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir saniye. Beynim hala anlamadı ne olduğunu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Turtle'ı kim aldı? Abi Turtle'ı kim aldı? Ultiyi kaçmak için atıyorum genellikle. O yüzden atmadım. Q gelse of, buraya da iyi atılır da. Geç kaldım biraz ultiyi atmakta. Murat'ın o şekilde gireceğini düşünmedim. Çık buradan, çık 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 çık. Şunun red'i var galiba, bakayım. Evet. Abi o turtle kim aldı ya? Allah Allah. Anlam veremediğim cevaplarda bugün ya. Anlam veremediğim sorularda bugün. O şimdi kilit buraya gelecek arkadaşlar. Çünkü orada burada red gözüküyor. Anladınız mı? Ama bu arkadaş ne yapıyor? Keşke kendimi çalıdan göstermeseydim. Üstüme atacak sandım ha. Ne güzel kilit gelecekti be. Hadi bir oyun. Tamam. Ha, beni çekiyorsun değil mi? Gerçekten. Bu benim başıma hep geliyor bu arada arkadaşlar. Bu çekiş durumu. Eğer karşıda Franco varsa beni çeker. Her zaman. Bu her zaman için geçerlidir. Sıfır 11 8 0 9 hangisi aim alır? 11 4 15 skor 9 8. Onu daha fazla. Ne yapayım abi, pozisyon yok yani. Elimden gelen bir şey yok.
Güzel girdi. Clint atsaydı şeyi çağırdım da. Ben biraz sinsilik yapacağım. Sonradan gireceğim. Güzel. Lolita ulti atıyor. Frank Hook salladı. Neyse Red'i bir daha alayım bari. Murat kendi mavini alsana ya. Gir şuraya abi gir. Gir 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 gir. Aha çok güzel. Kesemedim, tekleyemedim. Ulti atsam aslında teklerdim de. Of. Abi ben bütün hasarı ben vurayım, siz alın. Adam manyak attı. Ver Pentas'ını daha. MVP'si mi kaldı adam? Adam manyak attı ya. Adamı kesme uğruna ne yaptık ya? Buraya bak. 15 asistle oynuyorum Lancelot'u. Ne yapayım? Pent attıracaktık biz. Ben pent attırmaya gittim. Açma sapan. Bana geliyor sandım ulti attım. Açmadık. Ultisi var, ölmez. Da şu an bize baitledi, çok iyi oldu bu. O minyonu kesmekteki nedeniniz nedir arkadaşlar? Güzel. Lord alabiliriz ya. Orada minyondan sekecektim, bizimkiler minyonu kesti. Gider ayak. Bam. Evet, stack'i de 15 yaptık. Eskiden Phantom çıkardım buna. Artık gerek kalmadı. Direkt böyle hasar itemlerine yöneldim arkadaşlar. Gerek yok çünkü Phantom'a şu an. Hani vurunca sağlam vursun istiyorum Lancelot. Ben yine bir oyun yapmak zorundayım. Bu video şekil çukur olsun diye. Evet. Şu an video bence çok şekil çukur oldu arkadaşlar. Ya ben öyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız like atın. Bence çok şekil çukur oldu. Kendime gülüyorum ya. Ya kendim yapıyorum, yemin ederim kendim buluyorum abi. Yani niye giriyorsun ki oraya sen? Anlık olarak öldüm ya. Anlık olarak ne yediysem orada öldüm. Anlık öldüm yani. Böyle bir anlık ölüşü yok. W'mü bile atamadım. Orada W atsam fokus bizim arkadaşlarda kalacak. Ben şey olacağım. Kaçacağım oradan. Anlık olarak öldüm. Zaten MP alamayacaktık arkadaşlar. Evet. Mavisiz Lancelot nasıl oynanır diye şey yaparız artık. Video başlığı yaparız. Videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz, zevk aldıysanız arkadaşlar like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.